Evet, 7'den 77'ye hoş geldiniz efendim. CNN Türk'te özel bir artık program başlatıyoruz. Sevgili Ufuk sayesinde. Yalnız Türkiye-Malezya işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz bu enteresan şovda gördüğünüz yeterlik... Çocuk nasıl bakıyor bana, fark ettiniz mi? Hoş geldiniz. Hoş. Tanıyalım sizi. Zerrin Höbek ben. Kimsiniz? Sen kimsin? Eğitimciyiz. Eğitimcisiniz. Mental aritmetik eğitim veriyoruz. Tam anlayamadım. Tam mental aritmetik eğitimi veriyoruz. Mental Malezya kökenli. Tamam. Ve şu anda Türkiye temsilcisiyiz biz. Bu çocuklar Malezyalı mı? Evet. Bir tamam. Tanesi hariç. Bir tanesi Türk gibi duruyor bizim. Evet. Çok ilginç. Bu arkadaş niye o gözlüğü takmış öyle? Stil sahibi. Ha, sekaçe falan bir şey dedi ama ben anlamadım tam olarak. Ne haber? Evet, ilk kez televizyona çıkmıyorlar inşallah. Daha önce de başka şovlarda yer aldılar. Nerede? Dünya çapında şovlarda mı yoksa Türkiye'de ilk mi? Türkiye'de ilk defa ama başka ülkelerde programlarda yer aldılar. O zaman Türkiye'nin nesini sevmişler, yemeklerini sevmişler mi? Yemeklerde zorlanıyorlar biraz. Türk yemekleri onlara çok baharatlı geliyor. Pilav... Türk yemekleri baharatlı mı geliyor? Evet, her restoranda pilav arıyoruz. Siz Malezya'da şey yediniz mi? Yemek yediniz mi? Yedik. Evet, biraz baharatlı gelmedi mi? Aramızda kalsın, biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Anladım. Abla Türkçe biliyor mu? Hayır. Böyle ileri geri konuşuyoruz arkasından ama... Neyse, inşallah kendi aralarında daha sonra konuşmazlar bizden. Şimdi yapacağımız şovun temel amacı nedir? Ne işe yarar ve ne olacak? Evet, mental aritmetik Türkiye'de yeni bir program, bir eğitim programı. Abaküs'te başladığımız eğitimde hedeflenen çocukların zihinsel işlemler yapabilmesidir. Güzel. Hayallerindeki abaküs üzerinde. Tamamen zihne kazınmış bir abaküs imajı var. Kafada var yani. Aynen. Kafa güzel, öyle. Anladım. Okay. Aynen öyle. Hı hı. Ne yapıyorlar? Bu işlem veriyoruz ve işlem yapıyorlar. Evet, zihinden işlemler yapabiliyorlar. İsterseniz biz direkt şova geçelim. Ya olabilir vallahi. Tolga Çevik hangisi? Bize Tolga Çevik, Toprak Sergen, Köksal abi bayağı bir küçülmüş. Evet, bu akşam enteresan bir şovla başladık. Şu anda kameranın tam arkasını görmenizi istemem. Herkes büyük bir şaşkınlıkla bakıyor bize. Farkındasınız değil mi? Evet. Bu ilk canlı yayınınız mı? Bakın gözlere nasıl enteresan bakıyorlar değil mi? Şimdi tamam, başlayalım. Ne yapacak bu çocuklar? Şimdi isterseniz 6 haneli, bunu siz verebilirsiniz. 6 haneli 10 tane rakam ama çok hızlı bir şekilde. 6 haneli 10 tane, 10 rakam, tane rakam verelim. Bir kim yazsın? Kağıda yazabilirsiniz. Şimdi biraz rakamları farklı olduğu için. Çok iyi. Şey yazmıyor muyuz o beyaz şeye? 6 haneli. 6 hane. Beyaz tahtaya yazabilirim. Yani oradan görebiliyorlar mı? Tamam, peki yazalım. Sadece peki. Bazı rakamları ben İzninizle. Düzeltmek isteyeyim. Tamam, o zaman siz bunu alın. Şimdi efendime söyleyeyim. Ben şunu alayım. O işimin, o... Pardon. 6 haneli değil mi? 6 kaç oluyordu? Bu arada 1 Nisan'da gerçekleşecek olan YGS sınavına ön hazırlık olarak kabul edelim bunu. Mesut Bey. Buyurun efendim. Rakamları aslında isterseniz biz yazalım. Onlar yazsın. Siz söyleyin. Onda hile var, yemem ben. Hayır hayır. Sadece yazı şeklinden dolayı. 1 dediği gibi rakamlar biraz farklı. Onlar kim yazacak? Yazıyorlar. Önce yazsın. Evet, entelektüel, intelligent diyor ya. Zaten. Buyurun. Buyurun yazınız rakamları. Çocuklar şuraya odaklanıyoruz. Siz buyurun. Siz rakamları söyleyebilirsiniz. 5. 5. Önce. You can write. What number? 5. 5. Ha, Malezyaca mı yazacak? 5. 7. 7. Tamam. 2. 2. Var mı artık? 8 geldi. 8 var. 8. 8. 9. 9. Bir de 3 verelim, hatır kalmasın. 3. 6 oldu mu? 6 oldu. Daha fazla sayı verebilirsiniz. Öyle 10 mi? 10 haneli, 6 haneli 10 rakam verebiliriz. 6 haneli 10 rakam verebiliriz. Hı-hı. Çok güzelmiş. Buradır artı. Tamam, hemen yazalım. 6. 6. 6. 6. 3. 3. Hemen hızlı gidiyoruz. 3. 5. 5. 4 olsun. Aynı rakamdan. 4. Fark etmez. Verebiliyor muyuz? Fark tekrar etmez. Bir 5 koyalım. 5. En son bir 7 verelim. 7. Alt mı olur, üst mü olur, ne dersiniz? Tekrar gidelim. 2. 2. 2. Ha, 2 tamam. Yenisini veriyorum. Hı hı. Yine 6 ile başlayalım. 6. 6 ama buradan 3'e uğur, yok 3'e uğramayalım artık. 5 diyelim. 5. 5. 9. 9. 8. 8. 1, 4 veriyoruz. 4. 2 ve 1 verelim. 2. 2, 1. 1. Öksürüyor yavrum. Tamam, böyle 3 taneyle idare edemez miyiz? Olur. Tamam, 3 taneyle gidelim bakalım. Okay. For addition. Okay. Yeah, calculate. Barry. Hmm. Okay. But he can calculate all of it. Kendi aralarında anlaşacaklar. Yeteneksizsiniz. Şimdi burada
Görmüş olduğunuz aşağıdaki abaküs eğitimin başlangıç noktasıdır. Bunun üzerinde başlıyoruz. Hı hı. Bu Çin abaküsü biraz daha farklı. Tamamdır. Ve çocuklar boncukları aşağı yukarı doğru hareket ettirerek hesaplamalar yapıyorlar. Tamam. Ancak Barry şu anda zihnindeki hayali abaküs üzerinde yapıyor. Şu Barry budur değil mi? Evet. Ötekisinin zihninde çok başka bir şey var, anladım o. Koştur öyle. Tamam Barry. Parmak ver bakalım kendine. Barry gel Barry. Şu an çok ufak parmak hareketleri var. Tamam. Onlar da zihinden yaptı ve şu anda bitti işlemler. Ne yaptı şimdi o? Topladı, çıkardı. Evet. Nereye vardı? Sonuçları aşağı yazdı. Hesap makinesini siz kontrol edebilirsiniz. Tamam, yok. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Şunu topladı. Evet. Ötekisini neden çıkarttı? Toplama, çıkarma. Karışık işlemler verdik. Toplama ya da çıkarma şeklinde. Tamam. Ötekisini üçle biten şey. Diğerinde de aynı. Sonucu budur. Bütün bu işlemin alt alta yazılı rakamları toplayıp çıkardığınızda 6+5+9+8+4+2 şeklinde bunları toplayıp çıkardığı zaman işlemler budur. Bu kaç haneye kadar gidebiliyor yavrum? 6 haneli 10 rakam verebilirdik. Biz bu tahtayı doldurabilirdik. Ya onu çözebilirdi. Aynen. Ya peki büyüyünce ne olacak bunlar? İnşallah dahiler. Peki bizim Türk çocuğu ne yapıyor? Orada hala abaküs noktasında mı bizimkisi? Bizimki sadece 3 aylık eğitim aldı. Abaküs üzerinde eğitim işlemler yapabiliyor. Tamam. Ama Barry'nin şovu bu kadar değil. İsterseniz 3 haneli ve 2 haneli hemen rakam verelim, çarpacak. Tamam. Geri çarp ve hemen verelim. Okay, for multiplication please. Yine yazalım mı oraya? Gerek var mı? Yazalım. Yazalım. Ya ben kalırım ya sayısaldan. Oo. Size de verelim bir eğitim. Bana eğitim mi? Biraz geç oldu ya. Bu eğitim tabii 3-13 yaş arasında gelişimi normal olan her çocuk üzerinde başarılı olan bir programdır. Harika. 6 veriyoruz yine. 6'ysa niye? Yarın 6 ile ilgili bir şey yapalım. 9. 9. 2. 2. Tamam, ne yapıyor şimdi? Times. 2 hane daha rakam. 19 diyelim. 19. Hiç fark etmiyor. Bir için kırmayalım birbirimizi. Evet. Daha veriyor muyum? Okay, well. Yap bakalım Barry. Yap bakalım Barry. Yürü. Barry gel Barry. 1, 2, 3. ...131.048. 13.148. Ya ben ne öğrendim ki 3 yaşında falan? Bana ne öğrettiler acaba ya? Yani 13.000'i 131.000 okuyan bir gençlikten gördüğünüz gibi. Barry kaç yaşında? Barry 8,5 yaşında. 8,5 yaşında mı? Evet. Anladım ya. İsterseniz ondalıklı sayılar yapılabilir. Yok ya, o kadarına giremeyeceğiz yani. Hani ama Barry açtı beni. CNN Türk yöntemine rica ediyorum, Barry alsınlar benim yerimi. Yani hakikaten daha şey. Peki ne zaman bu eğitim, ne zaman başlıyor, nerede veriliyor tam? Merkezlerimiz var. Bunu eğitim verdiğimiz. Hı. Şu anda Türkiye çapında şubelerde veriyoruz zaten. Eğitimlerimiz şubelerde devam ediyor. 2,5 yıla kadar varan bir eğitim programıdır yani, bu. Kökeni Malezya mıdır bunun? Malezya'dır, evet. Malezya'da Uzakdoğu. Geliştirilmiş. Hı-hı. Ve buraya gelmiş. Evet. Biz Türklerin böyle sayısaldan ziyade böyle sosyal zekası daha gelişkindir ama bize de uygun mudur? Ama elbette, elbette. Analitik düşünceyi özellikle geliştiren bir programdır bu. İyi, yani bu kuşaklardan başlıyorsak iyiymiş bu o zaman. Evet. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Vaktimiz doldu. Araya reklamlarımızı alacağız. Çocuklar çok teşekkürler. Ay Çiçuan. Evet, kısa bir aradan sonra biz geliyoruz efendim.